Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İskambil kağıtlarının nasıl oynandığını anlatacağım. 2 adet 52 destemiz var gördüğünüz gibi. En basit, en temel seviyeden hiç bilmeyen arkadaşlarımıza göre anlatacağım. 2 ee, tane 52 standart ile oynanıyor. Birçok oyun bu 52'den çıkıyor. Geneli tek deste arkadaşlar. Çift desteğe gerek yok. Şu şekilde öncelikle bir kağıtlarımızı açık olarak tek tek ayıracağım. Hiç bilmediğinizi varsaydığım için arkadaşlar bu kısmı videodan önce çekmedim. Bu kısımda da bahsedeceklerim var. Şimdi arkadaşlar 4 ayrı çeşit simge var gördüğünüz gibi. Şimdi simgelerin ne anlama geldiğini, neden 4 tane olduğunu hepsini detaylıca anlatacağız. Bakın arkadaşlar bu simge kupa. Bakın şu kalp olan. Şu maça. Bu simge maça. Bu simge karo. Bu simge de sinek. Her bir simgemiz arkadaşlar rakamlar ve bakın çeşitli simge şeylerden, renklerden oluşuyor. Şimdi sıralı bir şekilde dizeyim. Ve bakalım inceleyelim biraz. Şöyle. Şu şekilde. Genelde arkadaşlar her şekilde her zaman eş aynı değildir. Genelde en büyüğümüz az en küçüğümüz ikili sinek ikilidir. Sinek 2'den başlayıp asa kadar dizilebilir. Şu papaz her deste, her renkte vardır bunlar. Şu kız bu ise velet yani oğlan olarak geçer. Rakamları da sıralı bir şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bazı oyunlarımız iki, bazılarımız dört eşli, tekli, çift desteğiyle oynanan oyunlarımız var. En bilindik oyunlarımızdan biri hemen hemen hepinizin duyduğu piştidir. En basitlerden biridir. Yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem pişti oyunuyla başlasınlar. Pişti'nin nasıl oynandığını aşağı açıklama kısmına ekliyorum linkini. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yeni başlayacak arkadaşlar için çeşitli oyunların linklerini bırakacağım. Öncelikle oyunlarla başlasınlar. Oyunlarını geliştirdikçe e, pokerdir, e, bataktır, hoşkindir. Daha karmaşık, daha kompleks iskambil oyunlarını oynayabilirler. Kanalda hemen hemen e, hiçbir eksiği yok iskambil oyunları tamamı var diyebilirim. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bunlar da sıralı bir şekilde dizdim. Oyunda en ufak kağıt dediğim gibi ikili en yüksek az. istisnai durumlar hariç. Önce bunları öğrenmemiz lazım. Ve 52 tane kağıdımız var. Her simgeden 13'er adet var. Şöyle sıralı bir şekilde diziyorum. Ve anlamadığınız kısımları Abi ben oynarken şurada zorlanıyorum. Burada zorlanıyorum. Şurasını anlamadım dediğiniz kısımları Yorum olarak yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince hiç çekinmeyin. Her şeyi sorabilirsiniz. E, tüm yorumlara tek tek cevap veriyorum zaten. Bazen gecikmeli olabilir ama genel olarak çok nadirdir atladım. Hepsine cevap veriyorum. Sorun sorularınızı cevaplandırayım. Bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. E, beğenmek ücretsiz zaten. Destek olmak için beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden beğenen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.